Merhaba çocuklar. Şimdi sizinle en son yapmış olduğumuz online deneme sınavının fen bilimleri testini çözeceğiz. Birinci soru. Ali'nin kokuyu alması ve haklı olduğunu görmesinde sırasıyla hangi duyu organları görev yapmıştır? Evet, o zaman Ali'nin dediklerini bir dinleyelim. Ali diyor ki, daha içeri girer girmez mis gibi kokudan annemin pasta yaptığını anladım. Mutfağa gidince haklı olduğumu gördüm. Evet, burada Ali önce mis gibi koku alıyor. Pastanın önce kokusunu almış. Daha sonra mutfağa gidince pastayı görünce haklı olduğunu görmüş. Dolayısıyla cevap A seçeneği. Birinci soru A seçeneği. İkinci soru. Konuşmasına göre Tuna'nın elindeki madde aşağıdakilerden hangisi olabilir? O zaman Tuna'nın konuşmasını dikkatli okuyalım. Elimdeki maddenin şeklini kolayca değiştirebilirsiniz. Şeklini değiştirmek için çok fazla kuvvet uygulamanıza da gerek yoktur. Tuna'nın elindeki eşya tahta araba olamaz. Elindeki madde çatal olamaz çünkü bu ikisinin şeklini kolayca değiştiremez. Ama oyun hamurunu az bir kuvvetle bile değiştirebilir. Cevap C seçeneği. Üçüncü soru. Üçüncü soruda bize bir tablo verilmiş ve altlarında katı sıvı gaz yazıyor. Yukarıdaki şemada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur? A seçeneğinde maddenin halleri, B seçeneğinde maddenin pürüzlü ya da pürüzsüz olma durumu, C seçeneğinde esnek maddelerin özellikleri. Çocuklar, tablodaki verilen bilgiler maddenin hallerine aittir. Maddenin pürüzlü ya da pürüzsüz olması ya da esnek maddelerin özelliği ile ilgili herhangi bir şey belirtilmemiştir. Dördüncü soru. Yukarıdaki öğretmenin çaldığı düdük sesini öğretmenin çevresindeki tüm öğrenciler işitiyor. Bu durum sesin hangi özelliğinin bir sonucudur? A seçeneğinde düşük şiddette olmasının, B seçeneğinde her yönde yayılmasının, C seçeneğinde yapay olmasının. Ses her yöne yayılmasa bu çocuklar öğretmenin sesini birlikte işitemezler. Evet, ses her yöne yayılır. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisinin davranışı yanlıştır? A seçeneğindeki arkadaş eve geldiğimde de deterjan kokusu aldım. Eve geldiğimde deterjan kokusu aldım. Annemden camları açarak evi havalandırmasını istedim. Bu doğru bir davranış çünkü deterjan kokusunun camları evi havalandırıp o kokunun evden çıkmasını sağlamak güzel bir davranış. Laboratuvarda deney yapan arkadaşlarımı gözlük ve eldiven kullanmaları konusunda uyardım. Bu da güzel bir davranış. Ne olduğunu bilmediğim üç farklı bardaktaki maddeleri tadarak ne olduklarını anlamaya çalıştım. Evet, bu arkadaşımız yanlış bir davranışta bulunmuş. Ne olduğunu bilmediğimiz bardakları hem de tadarak anlamaya çalışmamalıyız. Beşinci sorunun cevabı C seçeneği. Altıncı soru. Okan bir otomobilin sesini önce az, sonra çok, daha sonra yine az duyuyor. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A seçeneğinde otomobilin Okan'a yakınlaşması. Otomobil Okan'a yakınlaşsaydı Okan otomobilin sesini gitgide daha çok duyardı. Ve bu ses bu şekilde ilerlerdi. B seçeneğinde uzaktan gelen otomobilin Okan'a yakınlaşıp tekrar uzaklaşması tam da burayı anlatıyor. Çünkü önce yakınlaştığı için ne yapıyor? Biraz daha çok duyuyor. Sonra uzaklaştığı için ses yine azalıyor. Üstelik Okan bir otomobilin sesini az duyuyordu. Çünkü otomobil uzaktan geliyor. Evet, bakın doğru cevabı bulduk. Biz yine de C seçeneği de bir okuyalım. Otomobilin Okan'dan uzaklaşması. Eğer öyle olsaydı Okan otomobilin sesini hep az duyardı. O yüzden buradaki B seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyorum. Yedinci soru.
Yukarıda çevremizde ses oluşturan bazı varlıkların sesleri sıralanmıştır. Boş kutucuğa aşağıdakilerden hangisini getirirsek doğal ses kaynaklarına göre bir grup oluşur. Yağmur suyu ise doğal ses kaynaklarına göre bir grup oluşturacaksak, yağmur sesi, ördek sesi, rüzgar sesi gibi doğal ses kaynaklarını seçeneklerden bulmam lazım. Keman sesi yapay bir sestir. Ambulans sesi yapay bir ses kaynağıdır. Ama su sesi hep doğal bir ses kaynağıdır çocuklar. Dolayısıyla 7. soru A seçeneği. Evet, 8. sorudayız. 8. soruda evet, bize hangisinde itme ve çekme kuvvetlerinin ilkisi de uygulanmıştır diyor. Yani hem itme kuvveti hem çekme kuvvetin uygulandığı bir durum soruluyor. Ve D işaretle diyor ki bize Ozan oyuncak arabasını çekerek hareket ettiriyor. Kendileri çekerek hareket ettiğini, çekme kuvvetinin olduğunu zaten söylemişler. Biz ikisini birden arıyoruz. O yüzden bu olamaz. Alttakine bakıyoruz. Ali bahçedeki ağaçtan elma koparıyor. Ali burada ne yapıyor? Elmaları toplarken çekiyor. Koparırken çekiyor. Evet, Elif elektrik süpürgesiyle evi temizliyor. Elektrik süpürgesiyle evi temizleyen birisi süpürgeyi itme çekme kuvveti uyguluyordur. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği olacak çocuklar. Evet, 9. soru. 9. soruda bize yukarıdakilerden hangileri görme olayının gerçekleşebilmesi için gereklidir? Görme olayının gerçekleşebilmesi için gerekli olan maddeleri bulmaya çalışalım. Birincisinde cismin aydınlatılması ya da ışık yayması. Evet, biz karanlık olursa, aydınlanma olmazsa göremeyiz. Bunu dahil etmeliyiz. İkinci soruda ortamın karanlık olması demiş. Bu bizim buradaki cevaplarımızın arasında olamaz. Üçüncü soruya bakalım. Gözümüzün görebilme yeteneğine sahip olması. Evet çocuklar, bizim gözümüzde görebilme yeteneği olursa ancak aydınlatılmış bir ortamda cisimleri görebiliriz. Dolayısıyla cevap B seçeneği olmalı. Son soruya geldik. Son soruda bize tablo verilmiş ve buradaki yukarıdaki tablonun doğru olması için hangi harfle belirtilen ışık kaynaklarının yer değiştirmesi gerekir demiş. Evet, bakıyoruz tablomuzdaki doğal ışık kaynaklarında yıldız, evet doğal ışık kaynağıdır. Mum yapay ışık kaynağıdır. Evet, burada değişmesi gereken mumdur. Alt tarafta C'de bakıyoruz şimşek. O da yine bir doğal ışık kaynağıdır. Yan tarafa geldik. Yapay ışık kaynaklarından el feneri, evet, yapay ışık kaynağıdır. Meşale yine yapay ışık kaynağıdır. Güneş doğal ışık kaynağıdır. Dolayısıyla bunun da yeri değişmesi gerekir. Evet, değişmesi gereken harfler bakıyoruz B ve F. Dolayısıyla cevap C seçeneğidir. Evet çocuklar, fen bilgisi testimiz bitmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.